Tarihte bugün, 25 Aralık. 25 Aralık 1921. Gaziantep'in kurtuluşu. Gaziantep, düşman işgalinden kurtuldu. Birinci Dünya Savaşı sonrası imzalanan Mondros Mütarekesi'nin ardından önce İngilizler daha sonra da Fransızların işgaline uğrayan şehir, 1920 yılında başlayan kahramanca direniş sonucunda düşman kuvvetlerinin geri çekilmesiyle işgalden kurtuldu. Fransızların 70 bin mermi attığı Antep şehri direniş sırasında 6 bin şehit verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 6 Şubat 1921 yılında aldığı kararla Antep şehrine Gazi unvanı verdi ve şehrin adı Gaziantep olarak değiştirildi. Gaziantep savunması Kurtuluş Savaşı tarihinde ayrı bir yer edinirken, Fransız askerinin şehri tamamen terk ettiği 25 Aralık günü de Gaziantep'in Kurtuluş Günü olarak kutlanmaktadır. 25 Aralık 1973. İsmet İnönü vefat etti. Kurtuluş Savaşı'nın ünlü komutanlarından Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Ankara'da hayatını kaybetti. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı komutanı olarak Kafkasya, Çanakkale ve Filistin cephelerinde görev alan İnönü, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın ise her safhasında Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte mücadele vermişti. Milli mücadele döneminin sonucunu belirleyen Mudanya görüşmelerine ve Lozan Antlaşması'na Türkiye Cumhuriyeti adına katılan İsmet Paşa, Atatürk'ün ölümünün ardından 11 Kasım 1938'de Cumhurbaşkanlığına seçildi. 12 yıl süreyle Cumhurbaşkanı olarak görev yapan İnönü, siyaset yaşamı boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelini teşkil eden birçok kurumun kurulmasında başrol oynadı. İsmet İnönü vefatının ardından 27 Aralık günü Anıtkabir'de toprağa verildi. 25 Aralık 1977. Charlie Chaplin öldü. İngiliz sinema oyuncusu, yönetmen ve yazar Charlie Chaplin, 88 yaşında İsviçre'de hayatını kaybetti. 1913 yılında Amerika'ya giderek sinemaya başlayan Chaplin, 1914 yılındaki ilk filmi Making a Living'de Sherlock karakterini yarattı. Bu tarihten itibaren 60'ın üzerinde kısa filmde rol alarak dünya çapında bir üne kavuşan Chaplin, 1918 yılında çektiği A Dog's Life filmiyle uzun metrajlı film dönemine başladı. Sessiz film döneminin sona ermesiyle 1931 yılında kendisinin en büyük filmi kabul edilen City Lights, Şehir Işıkları filmini yapan Chaplin, filmlerinde yarattığı mizansenler ve akrobatik hareketlerle komedi sinemasının bütün özelliklerini sergiledi. 1972 yılında özel Oscar ödülünün sahibi oldu. Amerika'da yaşadığı sorunlardan sonra bu ülkeyi terk ederek İsviçre'ye yerleşen Charlie Chaplin, 1975 yılında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından şövalye unvanına layık görüldü. 25 Aralık 1991. Gorbaçov istifa etti. Sovyetler Birliği Cumhurbaşkanı Mihail Gorbaçov, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamayla başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. 1985 yılından itibaren Sovyetler Birliği'ni yöneten Gorbaçov, Soğuk Savaş'ın bitirilmesinde etkin rol oynadı. Amerika ile imzaladığı silahsızlanma anlaşmaları ve Batı'ya karşı olumlu tutumuyla ülkesindeki sosyalist çevrelerin tepkisini çeken Gorbaçov, kendisine karşı yapılan darbe girişimini bastırdıktan sonra ülkede güç kaybetmeye başladı. Başarısız darbe girişiminden sonra 22 Ağustos 1991'de görevi tekrar devralan Gorbaçov, Sovyetlerden ayrılan 11 ülkenin bağımsız devletler topluluğunu oluşturmasıyla ülkedeki etkisini iyice kaybetti ve görevi bırakmak zorunda kaldı.